Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da hem İkon Gullit için arkadaşlar turnuvada 12'de 12 yapmaya çalışacağım. Hem de arkadaşlar La Liga rekabetlerinde 4. kısma kadar geleceğiz. Gerçekten çok efsane ödüller açacağız arkadaşlar. O zaman dilerseniz hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımım bu şekilde arkadaşlar ve İkon takımımda bu şekilde. İkon Gullit'i ne zaman alıyoruz arkadaşlar? Cuma günü saat 10'da yenileniyor ya arkadaşlar. Saat 10'da ben direkt oynamaya başlayacağım arkadaşlar. 11'e kadar 12'ye kadar hiç fark etmez. Oynayacağım ve sizlerle birlikte tamamen o zaman da canlı yayın edeceğim. Cuma günü akşam uyumayın o yüzden. Hepinizi yayına bekliyorum. YouTube'dayım çünkü arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açın. YouTube'a bildirim gelecek zaten. Herkes yeniyseniz bu arada abone olun, bildirimleri açın. Videolardan da haberdar olabilirsiniz. Cuma günü akşam yayında olacağız. Yayın açmamı eğer istiyorsanız tabii benim için zor olacak ama arkadaşlar sizler izleyecekseniz açarım. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Efsane yayında Gullit alabiliriz. Şimdi arkadaşlar La Liga rakiplere giriyoruz. Ve La Liga rakiplerden arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bayağı bir oynamadım ben. Sebebi ise arkadaşlar maç 3'ü zaten tamamladım. Ve arkadaşlar üstteki 2 adamı alacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ya alttaki 2 adamı alacaktım ya üstteki 2 adamı alacaktım ama ben üstteki 2 adamı almak istedim arkadaşlar. Çünkü zaten bu adamın boost'u hiçbir işe yaramıyor ve bana sol ortası da lazım değil. Aslında bu adam birazcık daha kötü ama hani Munir sonuçta ama hızı falan güzel arkadaşlar, her neyse. Hemen bastım ve Munir El Hatta diye alıyorum arkadaşlar. Ve gelsin arkadaşlar, sonrasında devam da edeceğiz. Sonra 12'de 12 yapacağım sizler için. Oranın ödüllerini de açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bunu da alalım. Bakalım bundan ne gelecek. Haydi bakalım, 125.000 tane jeton çıktı. Hemen abi şu antrenman XP'lerini de açalım. Bakalım bu antrenman XP'lerinden ne çıkacak abi. Maçları size hızlandırılmış bir şekilde izlettireceğim bu arada. Ve buradan epik geliştirici verecek 30 tane. Umarım abi önemli epik geliştiriciler verir. 10 tane top kesme, 10 tane görüş. Evet işte görüş abi, işte bak. Bu bizim çok işimize yarayacak. Neden mi? Çünkü abicim alacağımız oyuncu İkon Gullit'in beceri boost'u bu arkadaşlar. Bunu da bilin bu arada, haberiniz olsun. Hızla burada arkadaşlar, hızla 6'ya yükselecek. Bu görüşten benim bayağı bir çıkarmam lazım. Umarım çıkartabilirim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 200 var. Şimdi sizlerle birlikte Andre Silva'yı da alıyoruz. Ve 88 genlik Andre Silva'mız olacak. Haydi bakalım, bismillah diyorum. Ve Andre Silva'yı da aldık. Gerçekten efsane bir oyuncu arkadaşlar. Bakın 88 hızı falan var. Santrafor'a göre bütün özellikleri süper zaten. Ve maç 4'ü açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şöyle devam ete basalım. Ve 15'ten de rekabet puanı verdi. Hemen abi şöyle devam edelim. Ben arkadaşlar şu anda hesaplarınız varsa, kendiniz de hesaplıyorsanız bana göre de hesaplayın arkadaşlar. Bu videoyu ben çektikten zaten 1-2 gün sonra falan atıyorum. Yani fark etmez. Siz 1-2 gün fazladan hesaplayın istiyorsanız, yani hesaplıyorsanız. Ben burayı açarsam bunlara yetişebilir miyim herhangi birisine? Yorumlara yazın. Hani 1000 tane biriktirebilir miyim? Çünkü arkadaşlar bu her an bitebilir. Ben de çok korkuyorum açıkçası. Şu ücretsizden arkadaşlar ben bir başlatayım şunu hatta. Hemen hızlıca bunları da açarım ben birazdan arkadaşlar. Şimdi acelesi yok. Sizlerle birlikte arkadaşlar o zaman şimdi hemen arkadaşlar ikon takımıma bir girelim. Önce ikon takımı değil, La Liga'ya girdim. Çünkü La Liga'dan arkadaşlar buraya ben bu adamı koymazsam olmazdı. Hemen koydum arkadaşlar ve sol kanata da buradan arkadaşlar programı gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Hemen efsane bir şey yapacağız arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi yaptım arkadaşlar. La Liga rakipler yapacağız ve buraya da Münir'i koyacağım. Boost'u düşük biraz ama olsun be kardeşim, sıkıntı yok. Aktif yapalım. Bakalım Munir'in beceri boost'u mu gelişmiş? Kaleci pozisyon alma var, onu boostlamayacağım abi. Kısa pas kimmiş? Ibora. Hadi Ibora'yı basacağım abi. Bayağı bir gaza geldim şu anda. Her şeyi basasım var, her şeyi yükseltesim var. Ama takım çok efsane tatlı duracak muhtemelen, aynen. Bakın iki oyuncu uyum sağlamadığına rağmen, hatta 3 oyuncu hiç uyum sağlamadığına rağmen takım 120 gen. Çünkü hem lig uyuyor hem her şey uyuyor abi. Gerçekten takım şu anda çok efsane, çok tatlı duruyor şu an. Bakalım daha ilerleyen zamanlarda neler olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ikon kadroma giriyorum. Ve arkadaşlar ikon kadroma girelim. İkon kadromu görüyorsunuz. Gerçekten efsane bir ikon kadrom var. Çok beğeniyorum. En sonunda umarım 12'de 12 yapabilmişimdir arkadaşlar. Şu anda evet izlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda arka planda ikon turnuvasında yaptığım şeyleri izliyorsunuz. Gerçekten efsane maçlar oynadım. Efsane şeyler yaptım. Sizler de FIFA Mobile'de maçları izlemeyi böyle seviyorsunuz arkadaşlar. Birazdan ikon ödüllerini de açacağız bu arada. Haberiniz olsun. Bakalım ikon ödüllerinden neler çıkarmışız arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maçları sizlerle birlikte şimdi burada oynuyoruz. Ve ben arka planı bir şekilde hızlandırmışımdır arkadaşlar. Konuşmamın bittiği yere kadar hızlandırmışımdır, onu merak etmeyin. Siz de arkadaşlar o sırada videoya like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunları yapmanız benim için çok önemli. Kesinlikle abone ol ve bildirimleri aç kardeşim. Haydi bakalım abi, gerçekten çok efsane maçlar oynadık. Çok güzel maçlar oynadık.
Ve son maçı da çok güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Hemen arkadaşlar o zaman son maçımıza başlayalım. Son maçı da sizlerle birlikte canlı olarak izleyelim bakalım. Şu anda benim takımımı görüyorsunuz. Gerçekten efsane bir takımım var. İki takımın da şu anda ratingleri geldi ekrana. Rakibin adı Bintan'ın gibi değişik bir ismi var abi. Gerçekten ilginç. Ve haydi bakalım arkadaşlar neler olacak göreceğiz. Ciro ve Salah şimdi başladı ve hatamızı yapıyoruz. Bakalım nasıl heyecanlı bir maç olmuş abi. Şu anda çok hatırlamıyorum, o yüzden şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Salah'la ben bayağı güzel gol atmışım. Şuta neden sürekli tıklıyorsun diyenler olabilir arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Bakın tak 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 tıklıyorum ve gol oluyor. İkinci golü attık bu arada. Hazard şimdi. Hazard şut ve gol. Ya bunu yanlışlıkla atmıştım, hatırladım arkadaşlar. Ara pasına basmıştım, yanlışlıkla gol atmıştım. Çok ilginç bir durumdu gerçekten abi, ilginç bir durumdu. Kante'den şut ve Kante harika bir gol atıyor arkadaşlar. Şimdi Nacho Monreal gol olmadı. Bu gerçekten çok moralim bozuldu. Son maç ya arkadaşlar. Bu da direkten dönmüştü. Gerçekten çok üzülmüştüm. Çok heyecanlanmıştım. Bakalım abi tamamlayacağım mı bu arada? Hani belli de olmaz abi. Başlığa bazen clickbait koyabiliyoruz yani. Değil mi? Belli olmaz abi. Vallahi belli olmaz. Hazard şut ve direkten döndü bu da. Bakın abi çok gerçekten sinirlerim bayağı bozulmuştu. Umarım sonrasında da devam etmemiştir. Ciro kaleci kurtardı. Hazard buradan çok güzel bir kafa gol atmıştı. Plase yapınca oradan kafaları falan güzel oyuncularla. Gerçekten güzel goller atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu izleyenlere ben aynı zamanda taktik de vermiş oluyorum. Şimdi Van Dijk kafa vuracak ve güzel bir gol attı. Van Dijk hiçbir zaman kaçırmıyor ama bu turnuvada arkadaşlar ben bir iki kez kaçırdım. Onu da nasıl kaçırdım arkadaşlar? Şu şekilde kaçırdım. Topa vurmuyor, hiç vurmuyor. Yani vurursa gol ama bekliyor olduğu yerde. Bu nasıl oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hani bütün kadroyu kuruyorlar. Çok yüksek oyuncularla, sonra bir de bronz oyuncu koyuyorlar ya kadrolarına. Onlara karşı arkadaşlar böyle kaçırdığım oluyor. Bu arada bayağı bir gol atmışım, iyi oynamışız yani. Gerçekten eğlenmişiz. Rakibin geniyle de genimiz de aynıydı. Yani fena değildi. 10 tane gol atmışım tam. Gerçekten güzel bir galibiyet almışız arkadaşlar. Ve 10-7'de maçı kazanmışız arkadaşlar. Gerçekten burada bayağı bir sevindim. Hani aslında rahat kazandım maçı gibi duruyor ama hiçbir şekilde rahat kazanmadım arkadaşlar. Zaten turnuvayı hepiniz oynuyorsunuzdur muhtemelen. Hepiniz de arkadaşlar durumları biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sizlerle birlikte ödül alacağız. Ödüle tıkladım. Hemen ücretsiz kısmındayız gördüğünüz gibi. Ve ikon puanı, antrenman XP'si, normal geliştirici falan var. Gerçekten efsane şeyler var. Ve hemen ücretsize bastım. Bayağı bir geliştiricimiz olacak arkadaşlar bu arada. Az önceki videodan önce çektim bu arada. Az önceki videoyu canlı olarak çektiğim için arkadaşlar şu anki boostlar aynı yükseklikte olmayabilir. Bu yüzden zaman aşımı olabilir yani. Bu yüzden kusura bakmayın. Şu anlık bu şekilde yapmış oldum. Refleks, şut, bitiricilik, 1 numara, hücum, kaptan, kontra ve 50.000 joker dedim. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 ikon puanını aldım ama şu ana kadar toplamda maalesef arkadaşlar çok az ikon puanım var. Çünkü abi ben diğer maçlarda biliyorsunuz maalesef 2 kez üst üste 9 yapmıştım. Hani aslında yapabileceğim şey 11, en azından yapabileceğim şey ama maalesef abi bazen 9 falan yaptım ama sizler için canlı yayına hazırlanıyorum arkadaşlar. Canlı yayında fullleyeceğim. Efsane şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz ikon oyuncuları. Eusopia'nın paketini görüyorsunuz, 3500 istiyor. Ve diğerleri de arkadaşlar Schmeichel falan 2500 istiyor. Yani arkadaşlar Gullit muhtemelen 3500 ister. Ve ben alabildiğim an zaten direkt gireceğim arkadaşlar. Yani bir tane turnuva kazandığım an direkt işimiz bitecek. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Sizlere birkaç tane bilgi vereceğim arkadaşlar turnuvayla ilgili. Turnuvada kadronuzu nasıl kurmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar turnuvada kadronuzu aldınız ve kuruyorsunuz değil mi? Bunu nasıl kuracaksınız arkadaşlar? Şimdi takımı direkt 95 yan oyunculardan kurmayın. Yani 95 yan takımınız varsa tamam ama mesela takımınız 99 yan abi. Stoperlerin birisini aşırı güzel yapın. Çünkü kafa falan da vuracak ve abicim hani denk gelme olasılığı da rakibe %50 olacak. Hani karşısına herhangi bir stoperiniz geliyor ya. Bu %50 olacak. Hani birazcık şans işi ama arkadaşlar gerçekten bende işe yarıyor. Bir stoperin mesela 94 artı 10 hani 104, birisi de 84 artı 4 88 ama gördüğünüz gibi 12'de 12 yaptım. Ve arkadaşlar sağ bek ve sol beki çok yüksek tutmanıza gerek yok. Onlar çok önemli değil. Hızlı oyuncular alın ve boostu düşük oyuncular alın. Çünkü gerçek reytingine göre arkadaşlar mesela bütün oyuncularınız 95 olsun, bütün boostlar 0 olsun. Gerçekten boostlu 95 olanlara göre yani 120 yani 95 rating oluyor ya. Boostlu olanlara göre çok daha iyi oynar. Hani bunu test ettim artık, bundan %100 eminim abi. Hani %100 emin olmadan konuşuyordum ama artık %100 eminim arkadaşlar. Bu şekilde ikon taktiklerini de her videonun sonunda vermemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ne tür taktikler istiyorsunuz, ne yaparken ne yapmamızı ben sizler için araştırırım arkadaşlar. Bilmiyorsam bile araştırırım, öğrenirim. Sıkıntı yok, sizler bana destek verdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Sizler yeter ki like atın. Abone olup bildirimleri de açın ama like kesin atın abi. Bakın ben atsam ne olacak ki demeyin. Like'larınızı atın.
Çok önemli arkadaşlar bunlar. Her neyse ben sizin için arkadaşlar böyle şeyleri yapacağım. Sizler de dediğim gibi like'ları atmayı unutmayın. Burada Tottenham formamız da var görüyorsunuz. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik o zaman. İkongolit cuma akşamı geliyor, haberiniz olsun. Şuradan abone olmayı unutmayın abi. Şuradan bir tane bir abone ol butonuna basarsınız. Ve arkadaşlar şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten efsane ötesi muazzor bir video girebilirsiniz. Dün bir tane Peştop açılımı geldi. Dünya yıldızı çıkardım. İzleyin abi onu. Neyse hoşçakalın, seni gerçekten çok seviyorum. Ve... Bye bye.